Merhaba sevgili satranç severler. 1974 Nice Olimpiyatlarından bir parti inceleyeceğiz. Fransa'nın Nice şehrinde yapılmıştı. Bu olimpiyatlarda Yugoslavya ve Bulgaristan milli takımlar arasında ikinci masada oynanmış parti inceleyeceğiz. Yugoslavya ikinci masası Lubomir Lubojevic, Bulgaristan ikinci masasında Nikola Padevski var. Olimpiyatları Sovyetler Birliği efsane takımı kazanmıştı. Ki bu takım Karpov, Korşnoi, Spassky, Petrosyan ve Tal'den oluşuyordu. Gerçekten onlara karşı kazanmak hiç kolay değildi zaten. Sadece Macaristan'la berabere kalıp diğer tüm maçları kazanmışlardı. Yugoslavya turnuvayı ikinci sırada tamamlamış. Bulgaristan da dördüncü sırada tamamlamıştı. Üçüncü ise Amerika Birleşik Devletleri'nin takımın olmuştu. Fischer'den hariç. Tabii Fischer aktif olarak satrancı bırakmıştı 74'te. Yugoslavya'nın efsane takımında ise Gligoric, Lubojevic, Ivkov ve Albin Planić bulunuyordu. Yedeklerde de Velimirović vardı. Bulgaristan'da ise Radulov, Padevski, Tringov ve Popov'dan oluşuyordu Bulgaristan milli takımı. Evet, Lubomir Lubojevic 1950 doğumlu 72 yaşında şu an Sırbistan vatandaşı. 21 yaşında büyük usta unvanını aldı. 2 kez Yugoslav şampiyonluğu var. 1980'lerin başında Elo Rating sıralamasında 3. sıraya kadar çıkmıştı ancak adaylar turnuvası aşamasına hiçbir zaman geçemedi. Sebebi istikrarsız oyunu ve açılış tercihlerinden kaynaklanıyordu otoritelere göre. Çok kuvvetli turnuvaları kazanmasına rağmen hiçbir zaman böyle dünya şampiyonluğunda şampiyonluğu oynayabilecek bir oyuncu seviyesine çıkamamış. Önemli, çok büyük bir oyuncudur. 1985 Linares, 1987 Brüksel, 1989 Barcelona gibi 3 büyük turnuvayı kazanmayı başarmıştır. Parti oynandığı sırada kendisi 24 yaşındaydı. Bulgar oyuncu Nikola Padevski şu an 89 yaşında. 1933 doğumlu. 4 kez Bulgar şampiyonu oldu. 31 yaşında büyük usta unvanını aldı. 1959 yılında Bulgaristan'a altın madalya kazandırdı. Dünya okullar arası olimpiyatlarında. 11 olimpiyatta ülkesini başarıyla temsil etti. İkinci masada oynuyordu olimpiyatlarda ülkesi adına bu olimpiyatta. Evet. Bakalım Lubojevic Padevski partisinde neler yaşanmış? Lubojevic beyazlarda, Padevski siyahlarda oynuyor. E4 Lubojevic'den, Padevski'den E6 Fransız savunmasının belirleyici hamlesi. D3 Lubojevic kendi stiline uygun şekilde az bilinen, az oynanan varyantları tercih ederdi. Hem beyazda hem siyahla. Bu da dolayısıyla özellikle ana açılışlarda, ana varyantlarda yoğun çalışma sarf etmemesinden dolayı dediğimiz gibi Dünya şampiyonluğu sürecinde kendisini biraz geride bıraktı. Aslında yani bu kuvvetteki bir oyuncunun mutlaka adaylarda üst sıralarda yer almasını hatta finale çıkmasını bekliyorduk. Çünkü çok eskiden beri bildiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncu. Şimdi D3 hamlesi şah filini içeride bıraktı. Şahin savunması tersten oynanıyor diyebiliriz. Şahin atak olarak da geçer bu açılış. Şimdi siyahtan G6. G6'ya bilgisayar soru veriyor ve aktif oynamasını istiyor D5 merkezden. Çünkü rakip merkezi bırakıyorsa beyazlar. Siyahlar aktif oynamalı file E2'den sonra C5 ve F4. Beyazlar şah kanadında, siyahlar vezir kanadında alan kazanarak devam edebilirmiş. G6'dan sonra ise at F3 gelişim. Fil G7 uzun çapraza fili koydu. Şimdi C3 uzun çaprazdaki filin etkisini azaltmak için oraya bir duvar örüyor diyebiliriz piyonlarla beyazlar. At E7 gelişim, filin çaprazını kapatmak istemiyor. Fil F4 gelişim buna şüpheli diyor. Onun yerine daha iyisi D4 merkezden ilerlemek. D3'ten sonra D4 zaman kaybı gibi görülebilir ama sonuçta siyahlar da iki piyon hamlesi yaptı ve merkeze henüz piyon getirmedi. B6 fil D3'ten sonra fil B7, şimdi fil F4 kısa rokla devam edilebilirmiş. Fil F4'ten sonra ise siyahtan D6, siyah da beyaz filin etkisini kısıtlamış oldu D6 hamlesiyle. Şimdi D6 hamlesinde sorun yok çünkü siyahın fili uzun çapraza yerleşmiş durumda. Dolayısıyla siyah karede piyon bulunması çok önemli değil. Önemli olan vezir filinin geleceği. Onun çaprazını açmak gerekiyor. Şimdi vezir C1. Şimdi bu hamle de şüpheli ama fikir şu. Lubojevic'in fikri. Siyah kareleri zayıflatmak istiyor kısa rok atması halinde. Siyah karelerdeki fianchetto fili değişmek istiyor. Dolayısıyla siyahlar buna izin vermeyecektir. Başka bir oyun kurgusuna geçiyor ama daha iyisi yine D4 sürüşü ve at D7'ymiş. Peki vezir C1'e geri dönelim ve H6 oynuyor. H6'dan sonra artık rok atmayı iyice zorlaştırıyor. Çünkü rok attığı anda piyon boşta. Ve D4 ile şimdi merkezden geliyor Lubojevic. At D7. Şimdi
At A3. Atı C2'den E3'e aktarabilir ya da doğrudan C4 karesine koyabilir duruma göre. Siyahlardan B6 şimdi. Fili uzun çaprazdan geliştirmek için. Ancak daha iyisi ilginç bir şekilde A6'ymış. A6 B5'ten sonra. Fil B7 muhtemelen alan kazanarak vezir kanadında bilgisayarın fikri. At C2 ile devam edilebilirmiş. B6'ya geri dönelim. At C4 zıplamış ve buna da soru verdi. Düzeltiyorum, şüpheli verdi. Fil D3 ile gelişmeyi tavsiye ediyor. Şimdi G5 file baskıya. Fil E3 geri çekiş. F5 rok atmadığı için piyonları sürebilir siyahlar. E alır F5. At alır F5. G4 ata baskıya. Fil B7 uzun çaprazdan karşı atak F3 atına. Ve şimdi GF5'e fil F3. F alır E6'dan sonra ise kaleyi alacak zaman kaleyi aldığı zaman piyon şah çekerek atı alıyor ve çok ilginç varyantlar oluşuyor. Hatta burada öncesinde fil G6 da var tabi. Roku bozan hamle. Dolayısıyla ilginç keskin bir pozisyon oluşurdu tahtada diyebiliriz her iki taraf açısından. At C4'e geri dönelim. Şah F8'de siyahlar burada rok hakkından vazgeçiyor. İlginç bu da. Aslında daha iyisi G5 file baskı ve fil D2 ile devam etmekmiş. Şah F8 rok hakkından niye vazgeçti? Çünkü rok attığı zaman aşağı altı piyonu boşta demiştik. İntihar olurdu diyebiliriz siyah için rok atmak. Şimdi Şah F8'e H4 ile devam ediyor. Beyaz da rok atmıyor. Lubojevic. Fil B7. Fil D3 gelişim. Ve at C6 zıplamış. Onun yerine daha iyisi yine merkezden gelmek. D5. E alır D5. Fil alır D5'ten sonra. Fil alır D5'ten sonra. Vezir E3. Şah G8'den sonra uzun rokla devammış. At C6'ya geri dönelim. Vezir E3 geldikten sonra siyah E5 ile merkezden ilerlemiş. G3'e fili geri çekmiş. Şah G8. Bir tür yapay rok atmaya çalışıyor. Şah H7'ye koyabilirse kale oyuna girebilecek. Çünkü şah ve fil H6'yı tutuyor. Bundan dolayı şahını ilerletiyor siyahlar. Konumda kapalı olduğu için vakit kaybettiğini düşünmüyor. Ve A3 oynanmış. At zıplaması muhtemelen değerli file basmasın diye. Ama daha iyisi burada kısa rokla devam. Vezir E8'e de H5. Buna da G5 ile siyah kapatacaktı. Dediğimiz gibi şah H7'ye koyduktan sonra kaleyi çekerse yani bu çaprazda şahın durmasına gerek yok. Tekrar şahını H8'e koyabilir. Önemli olan kaleyi oyuna sokmak. Kale köşede sıkıştı şu an şahın yüzünden. Bir alet geride olacak. Oyunun ilerleyen aşamalarında. A3 ile devam. Şimdi A5. Kale D1. A4 vezir kanadından ilerliyor. D alır E5, D alır E5. Vezir E2 geri çekmiş. Vezir E8 soru. Evet. Vezir E8 yerine burada siyahın daha iyi hamlesi at C5 zıplamak, değerli file almak istemekmiş. At C alır E5'e, at alır E5, at alır E5'e, at D3 şah, at D3 geri döndükten sonra siyahlar taşları azaltacağı için siyah şahın rok atmamış konumu çok güvensiz olmayacak ve artık şah rahatça H7'ye gidebilir. Çünkü D3'teki fil ortadan kalktığı için beyaz kaleler güvenli ve siyah kale oyuna girdiği zaman siyahın oyundaki taş sayısı beyazla eşit olacak. Üstelik şu an dikkat edin fil çifti, filler bıçak gibi konumun açılması halinde siyaha üstün bile olabilirmiş pozisyon. Vezir E8'den sonra vezir E8'den artık nereye aktarmak istedi? E5 piyonunu tutmuş oldu şimdi. Tekrar dördüncü defa yoğun koruma. Şimdi H5 ile ilerlemiş hatları açmak için. Ancak daha iyisi at E3. Ata manevra. At C5 fili isteyince fil B5 açmaz oluşturma. At alır E4. Piyon boştaydı. H5 ilerliyor. At D6 geri dönüp file basınca aş alır G6. At alır B5'e. Vezir alır B5. F alır G6'dan sonra. Vezir C4 şah. Şah F8'e. At H4 G6 istedi. G5 ata basınca da at H F5 ve H5 ile oyun devam edebilirmiş. Tamamen eşit veriyor pozisyon. H5'e G5 hatları kapatmak isteyecek. Tabi şah orada. At E3 zıplamış. C5 file bastı. At C5, at D5 ve şimdi piyonu istiyor. C7 piyonunu. Bunu önce at D3 şah çekmiş. Vezir D3'ten sonra piyonu vezir C8 de koruyor. Ancak bunun yerine daha iyisi kaleyle korumakmış. Ve buna at H2 manevrası var. At E7 merkezi yata meydan okudu. C4 atı perçinledi. At C6 geri döner.
At G4, vezir E6 konum kapalı olduğu için taşlar kendilerine en uygun kareleri bulmaya çalışıyorlar. F3, şah H7, kısa rok, kale HD8 ve nihayet şah ideal yerine yerleşip kaleyi oyuna sokmayı başardı ve D3'te dediğimiz gibi değerli beyaz fil, beyaz kareleri kontrol eden filden kurtulduğu için artık şah güvende diyebiliriz. Şah H1, F6 ile oyun tamamen eşite yakın. Vezir C8'e geri dönelim. Vezir C4. Yine fırsat kaçırdığını düşünüyor beyazların. At H2 manevrasını tekrar öneriyor. Hemen hemen aynı varyant. Şah H7, vezir F3, kale F8 piyonu tuttu. At F6 şahtan sonra. Şah H8 almak tabi vezirin F6'ya girişine sebep olurdu. Kale D7. Bu fil değerli G7'deki siyah fil. Şahın koruyucusu. Bundan vazgeçmiyor siyahlar. Şahın etrafındaki siyah kareleri denetliyor. Çünkü at B8 kaleye bastı. Vezir F5. Mat istiyor H7 karesinden. Şimdi fil alır. E4 ve röntgen savunması yapıyor. Siyah fil görüyorsunuz. Vezir alır E4. Fil F6. Kale F7. Kale alır F7'den sonra. Vezir A8 köşedeki kaleyi alınca. Vezir E8 kısa rok. Fil G7 ve tahtaya baktığımız zaman materyal açısından tam bir eşitlik ve eşite yakın bir pozisyon var. Vezir C4. Ve burada siyah oyunu kaybeden hata yapıyor. Oyun şu an eşite yakın. Yani 0-4, 0-5 veriyor. Şah 7 çift sorum. Daha iyisi kale A7'ymiş. At D2'den sonra şah H7 şimdi. At F1'den sonra kale D8. At FE3'ten sonra kale A5. Kısa roktan sonra kale D6. Kale F1'e fil A6 ile devam etmekmiş. Peki az önceki varyanttan ne farkı var ki? Kale A7'den sonra şah H7 geldi. Olay şu. Geri gelirsek. Kale A7'den sonra at D2 karesine gitmişti. Dikkat edelim. Oysa şu an at F3 karesinde. Bu atın burada olması şah H7 karşısında siyahlara çok önemli bir taktik fırsat veriyor. Bakın F3'teki ata dikkat edelim. Bunun D2'de olmasıyla F3'te olmasının farkını birazdan göreceğiz. At F6 çift dönem geliyor şimdi. Evet. Atı almak zorunda. Başka hamlesi yok. Şimdi fil alır F6 ve vezir F7. At fedasıyla beyaz vezir tüm gücüyle saldırıya girdi. Lubojevic'den fil G7 perdeleme zorunlu. Lubojevic'den ikinci at fedası geliyor. At alır G5 çift ünlem. İkinci at ve yine almak zorunda aş alır G5. Ancak at G5'ten sonra oyunda siyahlar terk etmiş. Peki devam etseydi almak zorundaydı. Ve H6 burada mat istiyor. Matı engellemek için fili tutması lazım. Veziri savunmaya getirdiği anda açarak şahla mat var. Direkt mat olurdu. Kaleyi savunmaya getirse bu sefer de açarak şah ve vezir H3 perdeleme boşa koyacak. Kale H3 mat var. Yani at alır G5'ten sonra en iyi savunmaya 3 hamlede mat olduğu için siyahlar oyunu terk etmiş. Beyazlardan müthiş bir zafer. Lubojevic'den Yugoslavya'yı ikinciliğe taşıyan galibiyet diyebiliriz. Evet, Yugoslav satrancı gerçekten ülke dağılmadan önce muhtemelen dünyada ikinci sırada olmaya devam ederdi. Sovyetlerden sonraki en iyi takım Yugoslavya ki içinden zaten 7 tane ülke çıktı. Çoğunda hala çok güzel oyuncular mevcut satranç açısından. Oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. Bugün sizlere Yugoslavya tarihinde muhtemelen Grigoriç'ten sonraki en kuvvetli oyuncuyu anlatmak istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.